Bugün de gezimize devam ettik. Mezopotamya'yı karış karış gezmeye devam ediyoruz. Ve akşam saatlerine doğru Van Kalesi'ne çıktık. Ve Van Kalesi'nden Mezopotamya güneşinin yavaş yavaş batışını seyrettik. Damla damla güneşin ısısını ise içimize çektik. Şimdi Van'dayız. Günlerdir yollardayız. Kaçıncı gün olduğunu da bilmiyorum. En uç noktaya geldim. Ülkenin en uç noktasına geldim. Neredeyse İran'la sınır noktasına geldim. Çok güzel bir şehire geldim. Mezopotamya'nın en güzel şehirlerinden birisine geldim. Şimdi 1-2 gün önce Diyarbakır'daydım. Orası çok sıcaktı. Kavrulduk adeta. Burası biraz serin nispeten. Serinliği yakalamışken Van Kalesi'nde oturduk. Güneşi seyrettik Mezopotamya'nın. Bölge altının dediği Van denizini seyrettik. Yetilmedik. Bir de tekneye bindik. Dünyada türü neredeyse tek olan inci kefalini yedik ki muhteşem bir balıkmış. Onu da öğrenmiş olduk. Van Kalesi'ndeyiz. Van Kalesi'nin üzerindeyiz. Ülkede birçok yolculuk yaptım. Onlarca belki kaleye çıktım. Sayısını hatırlamıyorum artık. Her kalede birçok bir takım şeyler anlattım. Van Kalesi ise 3000 yıl oldu. Neredeyse 3000 yıl yaşında. Hala ayakta. Hala şehrin nöbetini, şehrin dinamiğini, enerjisini tutmaya devam ediyor. Ve Van şehrinin simgesidir. Urartular döneminde yapılmıştı Van Kalesi. Urartular döneminde şehrin savunması işte bu surlardan yapılıyordu. Van Kalesi'nden yapılıyordu. Aşağıdan yukarıya doğru çıkarken tırmanış da çıktım. Normal yolu kullanmadım. Her kalede yaptığım gibi. Yoruldum gerçi ama bunu her zaman yapıyorum sonuçta. Kitabeler gördüm. Çivi yazısı gördüm. Çivi yazısıyla yazılmış o döneme ait yazılar vardı. Onlara baktık. Şimdi Van Kalesi'nden Van'a bakıyoruz. Van Denizi'ne bakıyoruz. Mezopotamya'ya bakıyoruz. Mezopotamya iklimine bakıyoruz. Mezopotamya güneşine bakıyoruz. Ve içimizden bir şeyler eriyip gidiyor. Bu kadim topraklarda Mezopotamya ikliminin tam da ortasında. Günlerdir yollardaydık. Baştan başa geziyorum Mezopotamya'yı. Ve gerçekten de Van'da olmak çok güzel. Gevaş'taydık. Akdamar'a gittik. Akdamar Adası'nı gezdik. Akdamar Kilisesi'ne dokunduk. Müthiş bir Ermeni mimarisinden örnekler vardı. Aynı zamanda Hazreti İsa'nın hacının bir parçasının da saklandığı yer olarak bilinmekte Akdamar Kilisesi ve mutlaka aslında görülmesi gereken çok ama çok güzel bir yer. Aşağıda dönemden kalma hanlar var, yıkık dökük. Aşağıda bir daha sonra yapılmış camiler var. Aşağıda kervansaray varmış, yıkılmış. Aşağıda bir minare var, yıkık. Yıkık dökük bir nokta var. Hala sağlam bir nokta var. Epey bir başlı başına uzanmış bir Van Denizi var. Bir Mezopotamya var. Bir hayat var, bir yaşam var. Ve onun içinde bir de biz varız. Birçok yolculuk yaparken bazen şu soru sorulabiliyor. Neden hani turlarla gezmiyorsun da böyle tek başına çıkıyorsun? Yani ben sonuç itibariyle ezberci bir yaşamı hiçbir zaman sevmedim. Ezberci yaşamın içerisine hiçbir zaman kendimi sokmadım. Turlarla yapılan yolculuklar kalıplaşmış yolculuklardır. Alırlar sizi bir noktadan, bir noktaya götürürler, indirirler, 2 saat süre verirler, gezersiniz. Bölge de bellidir, geri gelirsiniz. Yolculuk devam eder, belli bir noktaya indirirler, 1 saat mola verirler, gezersiniz, gelirsiniz. Bu kalıbın içerisinden, yolun içerisine dair bir enerji çıkmaz, bir hikaye çıkmaz, bir yaratıcılık çıkmaz. O yüzden dolayı benim tarzım bu değil ve olmayacak da hiç de olmamıştı. Yani küçüklüğümden beri yapmış olduğum yolculuklara her zaman kendim çıktım. Her zaman yanımda ikinci bir kişi olmadı. Bu tarz benim tarzımdı. Hikayeler çıktı içerisinden. Enerji çıktı, yaşam çıktı, hayat çıktı, yaratıcılık çıktı, felsefe çıktı. Ve bunların hepsini yoğurabilecek bir mantalite oluştu. Turlarla yaptığınız yolculuklarda bunların bir hiçbiri olmaz. Biraz önce burada 2 tane Vanlı arkadaşla oturdum, sohbet ettik. Mezopotamya'yı anlattık. Mütevazı bir şekilde bir sohbetin neticesinde buyurun gelin evimizde kalın dediler. Misal, bir örnek. Daha birçok detay var. 15 dakika yol yürüdüm kaleye. 2 tane
bölgenin yerli halkı, iki tane amcayla beraber geldim. Bana Van Kalesi'nden bahsettiler, Van'dan bahsettiler, yaşamdan bahsettiler. Sürekli işte yollarda bu hikayelerle karşılaşmanız önemli. Bu hikayeleri yakalamanız önemli. Yoksa yolculuk çok, yani ezberci bir yolculuktan çok fazla bir detay kalmaz. O yüzden dolayı yolculuklarım her daim tek başıma oldu. Her zaman her daim tek başıma hikayenin içerisine soktum kendimi. Şehirlerin içerisinde bir seyirci olarak hiçbir zaman gezmedim. Hiçbir zaman seyirci gibi dolanmadım. Tam aksine şehirlerin ruhunu yakaladım. Şehirlerin kapısından girdim içeri. Şehirlerin felsefesinden girdim içeri. Halklarla buluşarak yaptığım bu yolculuklara işte o zaman yolculuk anlam kazanıyor. Dem tutmuş bir çay ne kadar lezzetli olursa işte o yolculuklarda o zaman anlam kazanıyor. Van Kalesi'nden Herek Dağları'na bakıyorum ve Mezopotamya'yı selamlıyorum.